Hani sen İngiltere'ye girerken çantanı açıyor gümrükçü, bir koli dolusu sigara görüyor ve bundan İngiltere'ye girmek yasak diyor. Siz de sizi dünya seyahati için gönderilen mektubu. Ben anlatayım. Bir de bu da bizim bürokratların belki dinlerlerse kulağına parçacık karsuyu kaçırır. O zaman İngiltere'ye zannedersem hala 10 paket 200 adet sigaradan fazla sokmak yasak. Veyahut da soktuğun zaman da sanki oradan almış gibi günlük ödemek mecburiyetindeydi. Ben o zamanlar Bafra sigarası düşürdüm. 2-3 tane 6 aylık sigaramı almışım en aşağı. Gelir çıkarken gazetenin de özel sigaralar vardı. Onlardan da birkaç kilo vermişler. Yani benim yenici tortasının içi yarısından fazlası sigara dolu ve biraz da rakı 3-5 şişede. Gümrükçü bir şey var mı diye sorduğu zaman neler yok diyerekten şeyi açınca adamcağızın gözleri dışarı. Bu ne dedi? Seyahate gidiyorum ben dedim. Dünya seyahatini nasıl tefsik edersin? Arkadaşın mektuplarını gösterdi. İşte burada bir memurun inisiyatifini kullanma dersini aldı. Adam hiç ne amirine sordu ne bir şey, hemen bir çarpı işaretini çekti torbanın üzerine, hatta sırtımı da sıvazlayarak hayırlı yolculuklar dedi ve beni uğurladıydı. Denize saygı değil mi? Denize saygı, aynı zamanda bürokraside çalışanların inisiyatiflerini kullanmaları, illaki kanunda bu yazılı diyerekten kafalarını kullanmadan bunları tatbik etmeye çalışan bizim memur ve bürokratlarımızın kulakları çınlasın. Sigaralarla siz güveçte işte o seyahatte gittik berbat bir tekneydi. Daha İngiltere sahillerinde dümen kırıldı. İşte zar zor bir yere sokup tamir ettik. Lisbon'a geldikten sonra Biscay'ı geçince eşi de geldi, biraz yol alıyoruz diye. Ama artık bizim arkadaş epey aklını şey etmişti, kaçılmış, zor geçiniliyordu. Nihayet ben de Tanca'da tekneden ayrıldım da. Nitekim bunlar da 2-3 gün sonra Kanaryalara doğru yakınlaştılar ve daha ikinci gününde bir sert havada tekne batmış, oradan geçen bir yolcu gemisi bunları kurtarmış. Sadun abi, bilmek istediğimiz küçük bir ayrıntı var. Kısmet'in yapılışı Salacak'ta Atar Beşpınar'ın atölyesinde ne kadar bir zaman sürdü? Şimdi ondan evvel daha kısmeti ısmarlarken cepte 4500 lira 62 bin liraya atar ısmarladım. Kısmet Atkin'in, John Atkin'in, Amerikalı tekne yapımcısı John Atkin'in bir dizaynıdır. Bunu getirmiştim ben Amerika'dan. Hatta Ayvansaray'da önce yaptırmak için Hürrem ve Kemal ustalara gittik de Atar'la beraber. Onlar bize bir fiyat verdi, 35 bin lira kurusunu bir fiyat verdiydi. Maden hariç, madenle aşağı yukarı 5 bin lira kadar bir şey tutuyordu. Sadun abi, kurusu derken bunu açıklamak lazım. Yani teknenin sadece ahşabı. Ahşabı. Hiçbir ahşaptır. Şey yok üzerinde. Ne makine var, ne bir boz var. Hayır, yalnız ahşap. Evet, yalnız kurusu. Ahşap, direkler, evet. Kuru direkler. Ahşabı, yalnız ahşabı. Aşağı yukarı 40 bin lira bir fiyat verdiydi Rüstem, Kemal Usta o zaman ortaktı. Ayvansaray'ın en iyi ustaları. Ona mukabil ben aynı planı 62 bin liraya atar ısmarladım. Ona güveniyordum. Başında durur,
tecrübeli ve güvenebileceğim bir dosttur. Bu şekilde ben de Tarsus'ta çalışmaya başladım. Gittim, 62 sonuydu. Sonuydu gittim. 63 baharında kısmet kızağa kondu. Ben tabii sudan çıkmış balığa döndük Tarsus'ta. Orada bir fabrikada çalıştım. Gene pamuklu Çukurova fabrikasında çalışıyordum. 3500 lira aylık alıyordum. Onun 150 lirası şey kesiliyordu. Tasarruf bonusu. 350 lirayla ben lojmanda yaşıyordum. Her ay 13.000 lira atara yolluyordum. Bu arada tabii eldeki avuçtaki bazı şeyler de satılmaya başlandıydı. Şeyi haremi sattım. Bu arada o yaz 63 yazında bir ara gelmiştim İstanbul'a. Tabii tekne yapılırken ayda bir otobüse atlayıp geliyordum. Bizi hayal alemimize taşıyacak teknemizi karış karış büyüdüğünü görüyordum. En iyi ustalar çalıştı. Omurgası Meşe, Eğriler Meşe istim. Ondan ötesi galvaniz çivi. Bu arada ben Tarsus'tan dut yolladım da pek kullanılmazdı o zamanlar İstanbul'da. Koca dut ağaçları kesilirdi. Böyle 2-2,5 metre çapında kaç yıllanmış dut ağaçları. Onları da yollandım. Birçok yerde o da kullandı. Sedir yolladım Toroslar'dan. O zamanlar mensucat fabrikalarının dışarıdan para gelmiyor. Çok büyük atölyeleri vardı. Yedek parça yapmak için. Bu arada çalışırken teknede kullanılacak bütün malzemeyi, yani avadanlığı, makarasından iğneciğine varana kadar, ırgatı dahil, aklınıza var da velası, makaraları ve hatta yelken bezi, pamuklu, onu da dokunmuştuk. Bütün bunlar hazırlandı. Tekne 64 baharında, yazında aşağı yukarı suya inecek hale geldi. Ben de işi gücü bırakıp İstanbul'a göçtüm. Bu arada ben bu tekne seyahati hep yalnız yapmayı düşünüyordum ve tekneyi de ona göre ısmarlamıştım. 10 metre 30 santim boyunda, 34 feet genişliği 3.20, su çekimi aşağı yukarı 1.70, altında 3.5 ton maden demir döküm. Keç arma, yani çift direkli, başta iki ön yelken float trinket, arkada da bodrum. Onlar Marconi. Temmuz 1964'te limandan Koca Yusuf Vinci geldi. Salacak'ta Atar'ın çalıştığı atelyenin kapısı kafi değildi. Duvarları yıkıldı, yan tarafları yıkıldı. Galiba sen de oradaydın. Evet, 16 yaşındaydım. Evet. Kısmet'in işini seyrettik. Evet, o gün Kısmet şeyden çıkartıldı. Yapıldı, atölyeden çıktı. Koca Yusuf Vinci onu aldı. Ben de içindeydim. Sadır abi, bir saniye, burada bir şey soracağım. Koca Yusuf Vinci Kısmet'i 25 metre kadar havaya kaldırdı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı çok havaya. O sırada Kısmet'in üstünde bir adamcağız vardır. İşte o gariban bendim. O gariban bendim. Ve 17 Temmuz 1964'te Kısmet mavi dünyasına ilk defa poposunu soktu. Sonra hiç unutmam, o gece şeye getirdik, tekneyi çektik, içinde motor falan
motor konmuştu da ama daha hiçbir şeysi bağlanmamıştı. O Alfa Crack'li motor muydu onun içindeki? Evet, 20 beygir. En fazla 4,5 mil yapabildi. 20 beygir. Bunlar balıkçılar için getirilmiş şey tarafından, et balık kurumu tarafından. Sonra küçük geldi diye kimse almamış. İki tane vardı. Bir tanesini ben aldım 10 bin liraya. 12 bin liraya galiba. Tabii bu arada o zaman şimdi laf lafı karıştırıyoruz. Ne demiştik? Ben bu seyahati yalnız yapmak için tekneyi ısmarlamıştım. Odayla uzun zaman arkadaşlarımız, birbirimizi daha iyi tanıdık. O da gelmek isteyince, gelmeyi kabul edince biz meşhur şeyle, bir nikah merasiminle 24 Şubat 1964'te iki ayaklı, dört başlı olmayı kabul ettik. İşte nikah mevludumuzda Kadıköy Belediye şeyinde evlenme deme dairesinde, o zaman iskeleden sonraki burunda gayet tabii nezih şekerleri olacak. Onları hiç unutmam. Bir gece aşağı yukarı 2 kilo mu 3 kilo mu ne sarımsak ayıkladık. Yani hanımlar 2 kilo sarımsağın nasıl ayıklandığını herhalde gözlerinin önüne getirirler. Tabii ayık kafayla olmaz bu iş. Bunlar Mersin'de bir ahbabımızın şekerleme fabrikasında üstü badem şekeri şeklinde şekerlendi beyaz. Ondan sonra tabii çikolata da lazım. Bu sefer İskenderun'un ufacık şey vardır, süs biberi. Maazallah hani bir tanesi öküzü öldürür. Onlar da, onlarla da çikolata oldu. Onların üstünde çikolata oldu. Biz kalktık gittik şeye, İstanbul'a. Bu şekerler hepsi Kadıköy'de bir midyacı vardı hanın içinde. Ondan da boş midye kabukları toplandı. Evde 2 gün onlar oldu. Nikah şekerimiz oldu. O gün sabahtan ben de tekneye gitmiştim. Bizim atar pek içmez, onu da kandırdık. Vodka şişesinin biri gitti, biri geldi. Nane gibi olduk zaten. Üstte başta yok. Yakın dostlardan pantolon, ceket, gömlek, ayakkabı, onları tedarik ettik. Ve nikah memurunun önüne itile kakıla çıktık. Peki ama ben bir şey duydum. Ayakkabılar, ayakkabı ayağınızda mıydı? Giderken ayağımdaydı. Sonra çıkarken bilmiyorum, hatırlamıyorum onu. Çok muhterem bir şey vardı. Kara Osmanoğlu nikah memuru, yaşlı başlı görmüş. Hatta arada tutoriye gelir, oradan da tanırdım. Artık ben hapşırık tozları defterin üstüne serpiyorum. Ben ona üflüyorum, o bana üflüyor. Biraz hoş kokulu şeyler vardır, hani ampuller, onlardan kırdım leş gibi şeyin içi. Sonra şeye de Hürriyet'te ve bir de Milliyet'te iki tane ayrı şey çıktıydı, nikah işte ilanı. Bir tane unuttum şimdi, bir tanesinde iki başlı dört ayaklı olmaya işte rıza gösteren 24 yaşında Sadun Doran'ın şeysini, diğeri de işte 36. baharında işte evlenmeyeni şeyden Sadun Doran'ın kıyılacak şeyini, nikah mevlutuna diyerekten iki şey çıktı. Tabii altında da not, vasiyeti icabı hediye olarak tekne malzemesi, kodra malzemesi getirilmesi diyerekten. Nitekim de çocuk oturağından tut da fırçaya varana kadar epi şey gelmişti.
çocuk oturarak yolda belki lazım olur diyerekten bir dost düşünmüş, getirmişti. Bu şekilde biz de imzamızı attık. Ondan sonra tabii kalem kırıldı. Dışarıda çıkınca bir sürü yaşlı hanımlar gelmiş, Mehmet var diyerekten. Bir sürü de genç kız ne oluyor diyerekten merakla kaçıp gelmişler. Bizim rahmetli Orhan Akra bu şeyi yazan, Cibali Karakolu'nu yazan Orhan Akra çok nükteden bir dostumuz. O tekerlemeyle bir de Mevlüt okudu şeyin önünde, çıkışta. Tabii şekerler kapışıldı. Ağzına atanın şeydi. Tabii bu arada nikah memurunun şekerini de ihmal etmedik. O da güzel bir çikolata kutusu içinde canlı pavurya. İşte böylece muhterem damat şeye girdiydi. Dünya evine girdi. Ne şekilde girdikse, hatta ertesi günü de Tarsus'a döndük tabii gene odayla beraber. Gazetelerin baş sayfada 2-3 sütun üzerinden manşetten bizim yılın nikahı diye çıkınca bizi mahkemeye vermişler. Evlilik müessesesini rencide etmekten bir de mahkemelik olduk. Allah'tan araya ahbaplar falan girdi. Dört pas olduydu. İşte bizim evlilik girişimiz de böyle olmuştu. Evet efendim, biz Tarsus'tayken o da geldi. Son 3-5 ay işte tekne hazır olunca dediğim gibi Haziran ayında İstanbul'a döndüm. Peki Sadun abi, o 64 ile 65'i birbirine bağlayan kış aylarında ne yaptınız? İşte o sene, bir sene bütün bu getirdiğim malzemelerin üzerine takılması, takmam sürdü. O da işe girdi gene Alman Mektebi'nin şeyinde, çocuk yuvasında hoca olarak. Ben de bir ara Sümerbank'a tekrar girdim. Defterdar Fabrikası'na. O kış kısmeti Büyükdere'de gemi kurtardanın yanına çekmiştim. Orada bütün kaptanlar, bütün mürettebat, çok yakın senelerce olan çok yakın dostlarımdı. Hele Hadi Kaptan, rahmetli baş kaptan. Çok beraber büyüdüğümüz bir yakın dostumdu. O kış kısmetin üzerinde tentene aşağı yukarı 3-5 parmak, hatta bir karış kar olduğu zamanları yaşadık. Hatta her sabah hasta olmamak için bir denize girer çıkardım, bu adetimdir. Yani keyif için değil de soğuk algınlığı götürmesi için, çünkü içeride 5 derece, 6 derece, 4 dereceye kadar iniyor olurdu. Isıtıcı bir şey yok, bir lüks lambasını ne kadar ısıtırsa o. Şubat'a kadar, Şubat, Mart başında o da döndü. Bizim rahmetli Cafer Seyfioğlu yaptığım bezden yelkenleri biçti. Geldik Haziran sonuna, aşağı yukarı Vasilius da meşhur motorcu, o her şeyini donattı, motoru. Kolluydu, onu marşa çevirdi, otomatik. Daha bir sürü sonu gelmeyen eksikler yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Mayıs sonuydu, Fenerbahçe'de artık şey bitti, cebimizde hiç adaya gidecek bile para kalmadı. Hatta akşamları yakın dostlara gider iki kadeh. Onların sofrasında yer içerdim. Yine öyle bir akşam Fenerbahçe teknedeyiz. Döndüğümüzde gece yarısı 2 mi 3 mü 1 mi? Müthiş bir karın tarafında bir sancıyla uyandım.
O da daha hiç görmemiş beni böyle halimi. Apar topar bota atıp şeye götürdü. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne baktılar, bir şey yaptılar, iğne falan yaptılar ama dediler şey fazla, iltihap var. Sabahleyin git doğru dürüst bir göster dedi. Ertesi günü gittim de bizim Süleyman Dırvanay'a profesör, o da geçen sene rahmetli oldu ya, dostum Denizli. Baktı etti, hadi dedi, sen uzun, bu biraz apandisite benziyor. Sen uzun yola çıkacaksın, gel şunu alalım dedi. Tamam dedik, gece onun başka bir yerde ameliyatı vardı. Gece bindik onun ufak Volkswagen'ine. Nasıl olsa hasta var diye klaksiyonunda basa basa gece 12 miydi neydi beni Çapa'ya götürdü. Ameliyat etti. Ben zaten bir şort, bir gömlek üstümde, kapının önünde soyunduğumu hatırlıyorum. Sabahleyin gözümü açtım. Biraz sonra da hoca geldi, Süleyman Bey. Yahu dedi, sabaha kadar uyumadım. Ne oldu abi dedim. Aküt apandisit patlamak üzereymiş dedi. Sabaha çıkmazdım dedi. Neyse böyle atlattık biz Varta'yı. Ondan sonra hatta ben iyileştikten sonra odanı da apandisit aldırdım. Bu apandisit hikayesi açık denizde bir başına geldi mi pisi pisine şehit olur gidersin. Tekneyi yaptırırken Hürriyet gazetesinin sahibi o zaman Hazreti Zimavi, daha evvel de söylediğim gibi o da denizli bir kimse ve dostluğumuz vardı. Sen tekneyi yaptırırsan şeyini, yol masrafını gazeteden karşılarız diye söz vermişti. Nitekim sözlerinde durdular. Son şeyler, bazı firmalar şey verdi, işte konserve şey yiyecek. Hepsi bütün bu, o zaman doğru dürüst konserve tenekesi yok. Her biri yüzlerce kutu paslanmaması için bal mumu, parafin bir tencerede eritip tek tek bütün bu şeyler konserve kutuları dalıp çıkartıldı. Üstleri paslanmaya karşı mani olmak için. Tabii artık sonu gelmeyen bir çalışma oluyor o. Zaten bu tip seyahatlerin en zor tarafı demir alıp çıkana kadar geçen karar verdikten sonra hazırlık devresidir. Nihayet 22 Ağustos 1965 bir pazar sabahı güneş kayışta sırtlar üzerinden yükselmeye başlarken Caddebostan'dan biz de Bismillah'la Mira Demir dedik. Kimsenin haberi yoktu. İki yakın arkadaş teknelerinden annem gelmiş bizi uğurlamaya. Fenerbahçe önlerine kadar refakat ettiler. Ondan sonra da kısmet yavaş yavaş Fenerbahçe'yi geçti. Arkamızda İstanbul'un o silüeti silindi. Şimdi burada bir şey soracağım usta. Evet. O Fenerbahçe'deki birkaç tekneden birisi de ben vardım. Dışarıdan gelen. Evet. Dışarıdan. Ben bize Atar amca söylemişti. Evet. 16 yaşın, 17 yaşındaydım aşağı yukarı. Biz açığa doğru gittik. Çok yakınımızdan geçtiniz. O da abla bize el salladı. Sen gözlerini siliyordun. Evet. Onu hiçbir yerde yazmadın. Evet. Niçin orada dayanamadın da gözlerinden yaşlar boşandı? Bunu söyler misin? Ya insan öyle bir haleti ruhiye içine giriyor ki o anda. Bir tarafta ömür boyu peşinde koştuğun bir gayenin başlangıcına gelmişsin, demir almışsın. Öbür tarafta o günkü şartlarda öyle bir seyahate gidiyorsun ki dönüşü
dönmek veya dönmemek aşağı yukarı yarı yarıya bir şey, belki yarıdan bile az. Bir de bütün bu sevdiklerinden, ailenden, yakın dostlarından ve büyüdüğün İstanbul'dan, memleketinden, her şeyden, o yaşa kadar geldiğin alışkanlıkları, her şeyi siliyorsun, yepyeni bir maceraya atılıyorsun. Önünde nice okyanuslar, tayfunlar, yamyamlar, korsanlar, hastalıklar, her şey olabilecek vakalar. Nitekim hepsi de başımızdan geçti önümüzde, ondan sonraki seneler zarfında. Sormak istediğim bir şeyler var. Kısmette telsiz var mıydı? Yok canım hocam, ne telsize, hiçbir şey yoktu. Ekosandır var mıydı, hiçbir, derinlik göstergesi? Hiçbir o tip şey, ancak biz en basit navigasyon alet edevatı, onu da bizim gemi kurtarmadaki arkadaşlar işte sekstantı, kronometreyi verdi. Gemilerden, çıkmış gemilerden eski haritaları topladıktı. Şey, İskandil olarak da bir şey Fenerbahçe'deki bir kotray kaptanı arkadaş eskiden kalma, şimdi artık hiç tarihi bir şey oldu. Bir İskandil makinesi verdiğini böyle atarsın fır döngülü ucunda demir atarken o döner saati yazar. Çekince kaç metre olduğunu görürsün. Bütün şey bu. Lüksümüz, en lüksümüz de buydu. Hatta teknede tuvalet bile koyacak imkanımız yoktu. En mübrem ihtiyaçlarla, dediğim gibi teknenin içinde, kamerada en basit bir şekilde ancak hazırlanabilmişti. Bütün emel şeyimiz arma sağlandı. Kendi elimden çıktığı için güveniyordum. Winch falan hiçbir şey yoktu. Her şey palanga, yani 40-50 makine, makara çalışırdı ikizleri de bastığımız zaman. Hatta bütün bu şeyden sonra hazırlık devresinde bir kere yelken bastımdı. O da Hürriyet'ten resim çekmek için gelmişlerdi. Caddebostan'dan Bostancı'ya kadar gidip gelmiştik. Bütün deneme şeysi de bu. Ama her şey dediğim gibi elimden çıktığı için sağlamlığına güveniyordum. Nitekim 3 senelik bir seyahat boyunca bir adet makaranın dili kırıldı. Bütün armadaki şey ki bu olmayacak, yani pek pek ender bu kadar düzgün gitmiş bir şey olabilir, arma olabilir. İstanbul'dan sonra işte Paşa Limanı'nda birkaç gün kalıp kendimize geldik. Biraz çıkışın yolu heyecanını atlattıktan sonra işte Çanakkale'den çıkış yapıp Babakale'de bir son gece Babakale'de kaldıktı hatırlıyorum. Ve ondan sonra da Yunanistan'a doğru kısmet Kıvırcık Poyraz önünde yelkenleri şişmiş ağzında kemik bir tazı gibi güneye doğru koştu. İlk ve ilk başımıza gelen hadise de bu ilk günlerde oldu. Pire Limanı'na gelirken Atina Havalimanı denize yakındır, çok denize yakındır, Pire'ye yakın. Onun önünde kayalık, evet. Galiba haritadan da bile daha fazla açığa şey eder, açıktadır, epey açılır. Ben maalesef biraz boş bulunmuşum, biraz yakın geçmişiz. Bir plaka taşın üzerine kısmet çıktıydı. Tabii ödümüz koptu, daldım, indirmeye çalıştım, şey etmedi. Sonra bir oradan bir balıkçı
sandığını kışlan halat verince kurtuldu. Hiçbir de arıza olmamıştı. Bu bize büyük bir ders oldu. Ondan sonra epey gözümüzü açtık ve daha dikkatli seyir yaptık. Peki ayağına batan deniz kestaneleri ne oldu? Tabii o şey geç. Kaç gün? Denize inip gitmeye çalışırken kayanın üstü plaka baştan aşağı kestane dolmuş. Bizim ayağının altı o anda hiç farkına varmadım. Ondan sonra limana girip de pireye bağladığımız zaman acısı çıktı. Hatta hastaneye gittim. Çıkartırlar mı diyerekten iki ayağımın altı da simsiyah kestane dikeni. Doktor dedi hangi birini çıkartayım ya dedi. İşte böyle yavaş yavaş geçer dedi. Bir ay kadar da onun ayağının üstüne basmak her basışta biraz canımı acıttıydı.